Arkadaşlar, bugün sizlerle AlphaCam'da iki boyutlu bir deneme çizimi daha yapacağız. Öncelikle bir aynalık modeli çizmeyi düşünüyorum. Yine videonun uzun sürmemesi için basit bir aynalık çizeceğim. Yalnız siz kullandığım komutları kullandığım şekilde yaparak daha güzel şeyler çizebileceksiniz. Buna inanıyorum. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden çizimimize başlayalım. İlk önce bir kare. 150 milime 150 milim. Buna içeriye doğru 20 milim offset atacağız. Ve bunu 45 derece çevireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dik konuma getirdik. Daha sonra bunun ortasından bir çizgi. Buradan offset atacağım için bunu çiziyorum. Şöyle 300 milim 30 santim. Bir offset atacağım. Şu anda şurası aynalımızın merkezi olacak. Bu kareyi bunun etrafında çevireceğiz. Çevirme komutuyla. Direkt böyle çevirirsek böyle üzerlerine basan yerler de olacağı için şuralardaki gibi böyle. Buraları düzenlemeyi düşünüyoruz. Ben bu kareden 18 tane koyacağım. O da 20 derecelik açıya denk geliyor. 20 derecelik açıdan ilk önce düzenleme yapmak için 3 tane isteyeceğiz. Gördüğünüz gibi. Şimdi buralarda kırpma işlemi yapacağım. Şöyle ilk önce buraları üst üste bastığı için buraları kırpalım. Arkadaşlar. Daha sonra şöyle bunları silelim. Farklı bir aynalık için bunu da şöyle kopyalayalım. Şimdi arkadaşlar bunu direkt başka bir işlem yapmadan şöyle merkezinden tutup 20 derecelik açıyla 18 adet. Ben 18 adet kullanacağım için 20 derece. Siz adetini ne kadar kullanacaksınız ona göre hesaplayıp yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi model ortaya çıktı. Bunu direkt birleştirdiğiniz zaman bütün hatları birleşecek. Şu anda şöyle bir gösterelim. Gördüğünüz gibi hatlar birleşti. Herhangi bir sorun yok. Şimdi şuraya biraz daha farklı bir şey uygulayalım. Yani buralara işleme CNC'de çizgi atmamız için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor ona bakalım. Öncelikle buralara çizgimizi çizelim. Şimdi şuraya çizdik. Daha sonra şuraya çizmemiz gerekecek. Oraya çizdik. Şu aşağıya çizmemiz gerekecek arkadaşlar. Doğru. Bir de şuraya çizmemiz gerekecek. Buna iyi hesaplamamız gerekiyor. Yoksa boşu boşuna uğraşmış olacağız.
Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra birleştirdiğimizde bu çizgilerin birleşmemesi için bu çizgileri değiştirip yardımcı çizgi olarak ayarlayacağız. Şöyle. Bunları. Gördüğünüz gibi yardımcı çizgiye çevirdik. Hatta yardımcı çizgide değil. Bunları ölçü yapalım. Bir saniye biraz geri gelelim. Direkt geometriyi ölçüye çevirelim. İşlemimizi hızlandırma amaçlı bu. Şimdi yine aynı şekilde çevirme komutuyla arkadaşlar 20 dereceden 18 adet gördüğünüz gibi ara sinyesinin geçeceği çizgiler ölçü olarak tanımlandı. Şimdi biz burayı birleştir dediğimizde ölçüleri birleştirmemesi lazım. Bakalım. Evet, ölçüleri birleştirmedi. Şimdi komplesinde birleştiri uygulayacağız. Ve bu çizgilerin birleşmemesi gerekiyor. Ama şurada bir sıkıntı oluştu. Şurada da aynı sorun oluşmuş. Buralar neden böyle olmuş onu bilmiyorum. Ama bakın gördüğünüz gibi şu şekilde oluşması gerekiyor. Daha sonra o sorun ile alakalı bir video daha çekerim ben ileride. Ama gördüğünüz gibi aslında şu şekilde ölçünün birleşmemesi gerekiyor ama burada neden böyle olmuş? Şey yapamadım. Onunla ilgileneceğiz. Daha sonra arkadaşlar ölçüyü de geometri yap diyeceğiz. Böyle tamamını seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi bunları seçiyor. Sağ tıklayıp bunlar da artık geometri oldu. Yani bunlara dıştan kesim, bunlara içten kesim verdikten sonra buralara da küçük işleme şeklinde çizgiler atarak gayet güzel bir tasarım ortaya çıkmış olacak. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yapmamı istediğiniz başka çizimler olursa mutlaka yorum bölümüne yazın. Aklınıza takılan şeyleri yorum yazarak bana sorabilirsiniz. Mail adresim de mevcut. Dilerseniz mail de atabilirsiniz. Bu şekilde ben de size yardımcı olmak amaçlı videolar çekmek isterim. Sonuçta YouTube kanalını yardım amaçlı kullanıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Daha iyi videolar, daha iyi bilgiler her zaman gerekli. İyi günler arkadaşlar.